Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli basınımızın değerli mensupları, ilçemizin hak ettiği seviyeye yükselmesi, başta istihdam olmak üzere, altyapıdan ulaşıma, ticaretten sosyal hayata, kalıcı çözümlerle kaliteli yaşam koşullarına ulaşması için var gücümle hizmet sunmak üzere yeniden yola çıktım. Ama görmekteyim ki diğer partiler de hala Ayancık için vizyonsuz, gelecek kaygısı taşımayan politikalarla oyalamaya çalışıyorlar. Kısacası kimse taşın altına elini koymuyor. Ama artık yeter. Ayancık'ın gerçek ve kalıcı çözüm üreten bir yönetime ihtiyacı var. Değerli hemşehrilerim, sizlere sesleniyorum. Her partiden, her anlayıştan tüm Ayancıklılara sesleniyorum. Günlük çözümleri bir tarafa bırakın. Söz verip de tutmayanların arkasına düşmeyin. Bir önceki seçim verilen vaatler ortada. O kadar projenin verilen sözün bir tanesi dahi tutulmamış. Bırakın sizi kandıranların peşini. Hiçbir sözünü tutmayan, sizden yeniden bir 5 yıl isteyen kimsenin ardından gitmeyin. Umut bağlamayın. Aklınızla ve vicdanınızla hareket edin. Çocuklarımızın yaşayacağı Ayancık'ın yarınlarını düşünün. Şimdi büyük değişimler için iyi bir fırsat var önümüzde. 31 Mart Pazar günü eğer beni belediye başkanlığına layık görür, emaneti bana tevdi ederseniz söz verdiğim üzere bütün projelerin uygulayıcısı olacağım. Ve haydi Ayancık için el ele verelim diyorum. Siyaseten değil, gerçek hizmeti vaat ediyorum. Kendime ve ekibime güveniyorum. Sizleri Ayancık'ın parlak geleceğine davet ediyorum. Ayancıklı hemşehrilerime açık teminatımdır. Değerli hemşehrilerim, ilçemizi daha yaşanır, huzurlu ve kalıcı çözümlerle yönetmek üzere talip olduğum belediye başkanlığı görevinde problemlerin hemen ilk sıralarında olan doğalgaz sorunundan başlayarak çözeceğime söz veriyorum. Sel nedeniyle yakınımıza kadar gelen ama ilçemize uğramayan bu hattı teveccüh gösterir, beni göreve layık görürseniz en geç 2025 yılı içinde Ayancık'a taşıyacağım ve evlerimize bağlamış olacağım. Bu tarihe kadar sözümü tutamazsam belediye başkanlığından istifa ederim. Huzurunuzda açıkça beyan ediyorum. Saygılar sunarım.